Kabeller merhabalar. Şimdi 13. köşe taşımızda kalmıştık en son. Oradan devam ediyorum dostlar. Birinci ve ikinci soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız demiş. Hemen cevaplayalım biz de bakalım ne diyor. Şimdi şurada -2'den 0'a parçalı fonksiyon var arkadaşlarım ki parçalı fonksiyonun kritik noktası 1. Şimdi kritik noktaya bakıyorsunuz arkadaşlar ilk iş olarak. Kritik noktamız 1'miş. Peki bize verilen integralin aralığı, şöyle sayı doğrusunda da göstereyim, -2 ile 0 aralığında. Bizden istenilen aralık burası. 1 dediğimiz yer daha burada arkadaşlarım. Yani bizden istenilen aralık 1'den küçük bir aralık. O yüzden biz de 1'den küçük olan parçalı fonksiyonun 1'den küçük olan tanımı için yapacağız bu integrali. Yani 4x için yapacağız. Hemen fx yazan yere 4x'i yazalım. İntegral ne oldu? -2'den 0'a 4x integrali halini aldı arkadaşlar. Hemen şimdi bu integrali de alıyorum. 4x kare bölü 2 yani 2x karedir ki -2'den 0'a. Şimdi önce 0 yazalım. 0 yazarsak 0 çıkar burası. 2-2 yazalım. -2'nin karesi 4. 4 ile de 2'yi çarptım 8. Ama tabii bir de burada eksimiz var arkadaşlarım. 0 üst sınırı yazdım. Araya eksiyi koydum. Bir de -2'yi yazdım. 8 çıktı. 0-8 de -8'e eşittir. Cevabım Adana geldi. Şimdi ikinci soruya bakıyorum. Yine kritik noktamız 1. Unutmayın. Şimdi bu aralık şöyle gösterirsek. -1 burada. 2 burada. 1 dediğimiz şey de buralarda bir yerde. Yani bizim aralığımızın İçinde kaldı kritik noktamız arkadaşlar. O zaman bu integrali biz de şöyle iki parçaya böleceğiz. Bir -1'den 1'e bir de 1'den 2'ye diye integrali ayrı ayrı toplam alacağız arkadaşlarım. Yani şöyle integral -1'den 1'e yazacağız buraya fonksiyonumuzu dx artı integral 1'den 2'ye fonksiyonu yazacağız dx. Bu integralin sonucunu bulacağız arkadaşlarım. Peki -1 ile 1 dediğimiz yani 1'den küçük olan ifadeler için fonksiyon neyi alın diyor bize. 1'den küçükler için 4x'i yazın. 1 ile 2 aralığında yani 1'den büyükler için neyi alın diyor arkadaşlarım. 3x artı 1'i alın diyor. Buraya da 3x artı 1'i yazdım. Şimdi artık gerisi klasik integral alma yöntemi oldu. Şunun integralini alalım hemen. 4 çarpı x kare bölü 2'den 2x kare geliyor kardeşim ve sınırlarım -1'den 1'e. Artı şunun integralini alıyorum. 3x kare bölü 2 artı x geliyor da bu integralde ve sınırlarımız da 1'den 2'ye. Şimdi şurada bir 1 yazalım ilk önce x yerine. 1 yazarsak 2 olur. 2. -1 yazalım bir de x gördüğümüz yere. -1 yazarsak yine 2 olur arkadaşlarım. Yani 2-2 gelir. Birincinin integrali. Şurası 0 çıktı. Geçtim burayı. Şuraya geldik şimdi. 2 yazalım. 4 bölü 2'den 2. 3 ile çarptım 6. 6, 2 daha. 8 çıktı dostum. Eksiyi koydum. Şimdi bir de 1 yazıyorum. 1 yazarsam 3 bölü 2 artı 1. 3 bölü 2 artı 1. 2, 5 bölü 2 geldi. 8 eksi 5 bölü 2 oldu arkadaşlar. O da 2 kere 8, 16, 5 çıktı. 11 bölü 2'ymiş sorumuzun cevabı. Geldik 3 numaraya. Şimdi 3 numaraya bakın. Parçalı fonksiyonumuz 3 parçaya ayrılmış. Ben de o zaman bu 3 parçaya göre işlem yapacağım dostlarım. Bir diyeceğim ki şimdi integrali şurada nerede gösterelim? Şurada ayıralım. Bir -1'den 0'a kadar alacağım. -1'den 0'a kadar yani 0'dan küçük yerleri alacağız. O zaman 3x kare artı 1. Hemen dx'i de yazdım yanına şöyle. Artı sonra 0'dan 1'e kadar olan kısmını alacağım. 0'dan 1'e kadar olan kısım. Bunun için de şu ortadaki integrali alacakmışız. 0 ile 1 aralığı için 2x artı 1'i aldık dostlarım. Çarpı dx artı bir de 1'den 2'ye kadar olan integrali alacağım. 1'den 2'ye kadar bunun içinde 6x eksi 3'ü alacakmışız dx. Şimdi tabi burada bayağı bir kalabalık bir şey çıktı arkadaşlarım. Yerimiz de yok. Şöyle bir
İlk köşe taşlarından boş bir yer bulursak orada yapalım. Şurada yapayım ben arkadaşlarım bu integralin sonucunu. Şurada bulalım bakalım. Ekranda da gözüküyor mu her şey? Gözüküyor. Şimdi şuranın integralini alıyorum ilk önce. 3 çarpı x küp bölü 3 artı x'tir buranın integrali. Sınırlarımda eksi 1'den 0'a. Artı buranın integraline gelelim. 2x kare bölü 2 artı x'tir. Sınırlarımız 0'dan 1'e kadar. Yine artı sonuncusunun integralini yazalım. 6x kare bölü 2 olur. Eksi 3x. Ve sınırlarımız da ucumuzun da içine tüküreyim. Sınırlarımız da ne oldu dostlarım? 1'den 2'ye kadar geldi. Şimdi hadi gelin buradaki integralin sonucunu bir bulalım şimdi. Şuradaki 3'ler bir gitsin. İlk önce 0 yazıyorum x gördüğüm yere. 0 yazarsam 0, 0. Eksi. Şimdi eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in küpü yine eksi 1. Bir de eksi 1 buradan geliyor. Eksi 2. Tamamdır. Artı. Şuraya geldik. 2'ler bir gitsin. 1 yazıyorum önce. 1. 1 daha 2 çıktı. 0 yazıyorum. 0, 0 geldi. Şurası da böyle bir sonuç çıkarttı. Artı. Şuraya geldik. 2 ile bu gitsin. 3 kalsın. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım. 12. 12, 3 kere 2 de 6, 12'den 6 çıktı, 6, eksi 1 yazalım, 3, 1 yazalım, 3, 0 geldi. Buranın da sonucu bu çıktı. Şurası 2, artı, burası 2, artı, burası da 6. Topladım, 10 geldi. Sonucumuz Bursa'dan çıktı goberler. Bir daha inceleyin burayı arkadaşlarım da, şöyle bir daha güzel notlarınızı alın. Anlamadığınız bir yer varsa iyice bir bakın buralara. Şimdi geldim son sorumuza arkadaşlarım. Bakalım burada ne yapacağız? Ne diyor bu da? F'de diyor x eksi 2. Böyle bir f'de x eksi 2 gördüğümüz zaman ne yapıyorduk biz dostlarım hemen? Şu f'in içindeki ifadeye yani x eksi 2'ye bir u diyeceğiz değil mi biz hemencecik dostlar? X eksi 2 eşittir u ise dx eşittir du geldi. İntegrali şimdi bir daha baştan yazayım ben şöyle. F içinde u, dx yerine de du'yu yazdım. Tabi sınırları da düzgün yazalım. Şimdi x için 2 iken 2 yazarsam buraya 2'den 2 çıktı 0 çıkıyor u. U için 0 oluyormuş. 1 yazalım x yerine 1'den 2 çıktı eksi 1 oluyormuş arkadaşlar. Eksi 1'den işte bilmem nereye böyle bir ifade geldi. Eksi 1'den bilmem nereye 0 geldi. Peki eksi 1 ile 0 aralığında olduğu zaman eksi 1 ile 0 aralığı biz hangisini alacakmışız? Eksi 1 ile 0 aralığı yani 0'dan küçük değerler için 1 eksi 2x'i alacakmışız. Tabi u için olduğundan 1 eksi 2u'yu alacağız arkadaşlarım. Şuraya şöyle biraz kaydırayım bunu yukarıya. Şimdi ne yapacağız o zaman? İntegral eksi 1'den 0'a 1 eksi 2 u'yu aldım ben. 0 ile eksi 1 aralığı buraya geldiği için bunu aldık. D u. Hadi alalım bu integrali bakalım ne geliyor kardeşim. 1'in integrali u. Eksi 2 çarpı u kare bölü 2. Sınırlarımızda eksi 1'den 0'a. Şu ikiler gitsin. Önce bir 0 yazalım x u gördüğümüz yere. 0 eksi 0 gelir buradan. Eksi, şimdi bir de eksi 1 yazalım. Eksi 1, eksi 1 yazarsam 1, bir de başında var. Eksi 1 de buradan geldi. Şurası 0 zaten. Burası eksi 2, burada da eksi var. Artı 2 oldu. Cevabımız 2 çıktı goberler. Doğru cevap Denizli'deymiş. 2'yi paketledik. Evet, bunu hallettik parçalı fonksiyonun integralini. Hemen geldik 14 numaraya. Burada da mutlak değer var. Yine parçalı fonksiyondan faydalanacağız arkadaşlarım mutlak değerin integraline bakarken. Şimdi mutlak değerde de ilk önce yine kritik noktayı bulacağım. Yani şu içini sıfır yapan değer. Bunu sıfıra eşitlersem kritik noktamız 2 gelir kardeşim. Sayı doğrusunda gösterelim. Bize verilen aralık eksi 1, 1, 2 de burada. Eksi 1 ile 1 aralığı bizden istenilen bu aralıktaki değerleri istiyor integral değerini ama bu aralık kritik noktadan küçük.
kritik noktadan küçükse mutlak değer kesinlikle negatif çıkacak. Yani şöyledir aslında bunun gerçek integrali. Eksi 2x artı 4 diye mutlak değer dışına çıkar arkadaşlarım. Eksiyle çarpılarak çıktı. Sınırlarında eksi 1'den 1'e. Alalım bu integrali hemen dostlar. 2 eksi 2 çarpı x kare bölü 2 artı 4x geldi. İntegralim, hatta şu ikileri de götürelim. Sınırlarımda eksi 1'den 1'e. Şimdi önce bir 1 yazalım. 1 yazarsak 1 olur. Eksi 1 olur. 1 yazarsam artı 4 olur. Eksi. Şimdi eksi 1 yazıyorum. Eksi 1, 1 olur. Başında da eksi var. Eksi 1. Eksi 1 yazarsam bir de eksi 4. Şurası 3 geldi. Burası da eksi 5. Eksi de burada var. Artı 5 geldi. Topladım. 8 çıktı sorumuzun cevabı. Geldik 2 numaraya. Kritik noktamız 3 arkadaşlarım. Şimdi sayı doğrusunu gösterelim. 1 burada, 4 burada, 3 de burada. Kritik nokta 3 olduğu için ben bunu 2 parçada ayıracağım dostlar. Bir 1'den 3'e kadar, bir de 3'ten 4'e kadar ayıracağız bu integralimizi. 1'den 3'e kadar aldığımızda, yani 3'ten küçük değerler için negatif, 3'ten büyük değerler için de pozitif çıkacak. Yani şu integral şöyle olacak. 1'den 3'e kadar negatif çıkacak. Eksi x artı 3. Dx artı. Bir de 3'ten 4'e kadar bu sefer de pozitif çıkacak. X eksi 3. Dx. Şimdi bu integralin sonucunu bulalım hemen kardeşlerim. Ne yapıyorum? İntegralini bir alalım. Eksi x kare bölü 2 artı 3x'tir bu integralin sonucu. Sınırlarımda 1'den 3'e kadar. Arada artı var. Bu integral x kare bölü 2 eksi 3x'tir. Sınırlarımda 3'den 4'e kadar. Şimdi önce 3 yazıyorum. 3 yazarsam eksi 9 bölü 2. 3 yazarsam artı 9 gelir. 1 yazıyorum şimdi. Araya eksi koydum. 1 yazıyorum. 1 yazarsam eksi 1 bölü 2. Ops. Süremizin de dolmasını unutmayalım. Son anda yetiştik arkadaşlar. 2-3 saniye kalmış. Bitsin öyle devam edeyim ya. Evet, süreyi son anda aklıma getirdim. Yoksa valla gidiyordu video. Bayağı bir yer gidecekti. Neyse. Ne yazıyordum şimdi ben en son? 1 yazıyordum. Eksi 1 bölü 2 artı 3 geldi burası arkadaşlarım. Şimdi artı var. Şurada 4 yazıyorum ilk önce. 4'ün karesi 16. 2'ye böldüm. 4'ün karesi 16. 2'ye böldüm 8. Eksi 4 yazıyordum 12. Eksi 3 yazıyorum bir de. 9 bölü 2. Eksi 9. 9 bölü 2. Eksi 9 da buradan geldi. Şimdi bu işlemin sonucunu arıyoruz. Yapalım bakalım yavaş yavaş. Şu eksiyi içeriye dağıtırsak artı olacak burası. Eksiyi içeriye dağıtayım. Artı. Burası da eksi oldu. 9'dan 3 çıktı. Şuraya yazıyorum. 6. Eksi 9 bölü 2. 1 bölü 2 daha. Eksi 8 bölü 2 yaptı. Yani eksi 4 geldi. 6 eksi 4. Ne yaptı o da? 2. Tamam. Şuraya kadar sonucu bulduk. 2. Unutmayalım 2'yi. Şuraya geldim. 8'den 12 çıktı. Eksi 4. Şuraya bakalım. 2 kere 9, 18, 9 eksi 18, eksi 9 bölü 2. 4 de, eksi de burada var, artı 9 bölü 2. 2 kere eksi 4, eksi 8, 1 bölü 2 de buradan geldi. 2 artı 1 bölü 2. 4, 1 daha, 5 bölü 2. Dostlar şuradaki işlemlere çok takılmayın. Şimdi küçücük yerde yaptık bunu. Cevap bulduk ama siz hani daha büyük kağıtlarda yapacaksınız. Sınavda böyle bir soruyla karşılaştığınızda kağıtlarınız daha büyük olacak. O yüzden rahat rahat yapacaksınız. Burası gözünüzü korkutmasın. Sizin anlayacağınız, öğrenmeniz gereken yer şu sınırları iyi ayarlamak. Burayı öğrendiysen gerisini her türlü halledersin. Hadi şimdi üçüncü sorudayız. Bakalım ne yapacağız? Şimdi sıfırdan 3'e diyor. Bu integrali ben şöyle iki ayrı integral diye bir yazayım önce. Sıfırdan 3'e bir x var arkadaşlarım. Dx artı 0'dan 3'e bir de mutlak değer x eksi 1 var kardeşim, dx. Şimdi bunun kritik noktası 1. O zaman ne yapacağım ben şimdi bunu? Şu ilk baştakini bir daha yazayım. 0'dan 3'e x dx artı. Şimdi bunun kritik noktası 1 olduğu için
Biz sıfırdan bire kadar yazacağım dx artı bir de birden üçe kadar yazacağım dx. Şimdi sıfırdan bire kadar yani birden küçük değerler için eksi çıkacak bu. Eksi x artı bir olur. Birden büyük değerler için de pozitif çıkacağı için aynen yazıyorum. X eksi bir oldu. Hadi şimdi bu integrali bir bulalım bakalım neler geliyormuş. Şurası x kare bölü 2'dir. 3'ten 0'a kadar. Şurası eksi x kare bölü 2 artı x'dir. 0'dan 1 aralığına kadar. Artı burası da x kare eksi x'dir. X kare bölü 2 eksi x'dir. Bu da 1'den 3'e kadar. Şimdi hadi çözelim bunu. Bir 3 yazalım. 9 bölü 2. Bir de 0 yazalım. 0 bölü 2'den 0. Burayı bulduk. Artı. Şimdi 1 yazalım. Eksi 1 bölü 2 artı 1 olur. 0 yazalım. Eksiyi koyayım da 0 yazalım. 0 bölü 0'dan 0 oldu burası arkadaşlarım. Geçtim. Artı. 3 yazalım. 9 bölü 2 eksi 3 geldi. 1 yazdım. Her şey yolunda. Tamam doğru. Bir kontrol edeyim dedim de arkadaşlar. Bir de 1 yazalım. Eksiyi koydum. 1 bölü 2 eksi 1 çıktı. Evet. Şurası 9 bölü 2 zaten. 9 bölü 2. Şurası 1 bölü 2'dir. 0'ı geç. Artı 1 bölü 2 geldi. Şurası 2 kere 3 6. 9'dan 6 çıktı. 3 bölü 2. Şurası da 2 kere 1 2. Eksi 1 bölü 2. Eksi de burada var. Artı 1 bölü 2 de buradan geldi. 9, 10, 13, 14 bölü 2 çıktı. Yani 7 geldi. Sorumuzun cevabı Denizli'deymiş dedik. Geldik şu son sorumuza. Evet, gıcık görünümlü bir soru. Bakalım neler olacak bir görelim. Şu üst tarafta biraz yer açıyorum kendime ilk önce. Biri de yorumlara şey yazmış. Ağzına tüküreyim demişim ben. Sorunun ağzına tüküreyim de. O da ne kadar ayıp gibi bir şey yazmış. Terbiyesi bozulmuş kardeşimin. Ağzına tükürmekle. Yok bok demişim pardon. Bok deyince terbiyesi bozulmuş. O yüzden sitem etmiş bana. Kusura bakma kardeşim ya. Bir bokla terbiyen bozuluyorsa. Neyse devam. İntegralinin değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi ilk önce bu integrali biz bir çarpanlarına ayıralım dostlar. Şimdi x kare eksi x eksi 2'yi eşittir 0 desek çarpanlarına ayırıp köklerini bir bulsak biz bu adamın. Eksi 2'ye 1 diye ayrılır çarpanlarına. Yani x eksi 2 çarpı x artı 1 olur. Köklerden biri 2, biri de eksi 1. Şöyle tablo yaptığımda da eksi 1, 2 diyelim. Artı, eksi, artımızı çakalım. Demek ki bak, eksi 1'den küçük değerler için negatif çıkacak bu. Eksi 1'den büyük değerler için de pozitif çıkacak. O yüzden ben eksi 1'e göre bunu bir ayırayım diyorum şu integralimi. Şurada ayıralım. Diyelim ki bir eksi 2'den başlayalım. Eksi 1'e kadar olsun bir integralimiz ve pozitif çıkacaktı burada. O yüzden x kare eksi x eksi 2 diye ayırdım. Şöyle dx'imizi de yazalım da. Artı bir de eksi 1'den de 1'e kadar olan kısmını ayıralım. Eksi 1'den 1'e kadar bu sefer de negatif çıkacakmış. Eksi x kare artı x artı 2 diye çıktı dışarıya dx. İşte iki parçaya ayırdık integrali arkadaşlarım. Şimdi hemen şöyle bir başlayalım integrali almaya. Şimdi birincisinin integrali. X küp bölü 3 eksi x kare bölü 2 eksi 2x geldi bunun integrali. Ve sınırlarımızı da yazalım. Eksi 2'den eksi 1'e demişiz sınırlarımıza da. Eksi 2'den eksi 1'e. Şimdi arada artı var. Şuranın integralini alıyorum hemen. Eksi x kare bölü 2 yok x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 artı 2x geldi. Bunun da integrali ve eksi 1'den de 1'e kadar da bunun değerlerini alacakmışız. Şurada yapalım arkadaşlar bu işlemin sonucunu. Şurada bulalım. Şimdi bir eksi 1 yazalım x gördüğümüz yere. Eksi 1 yazarsak eksi 1 bölü 3 olur burası.
Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 yazdım. 1 bölü 2 gelir. Eksi 1 bölü 2 olur. Eksi 1 yazarsam da artı 2 olur. Eksi, şimdi eksi 2 yazıyor. Eksi 2 yazarsam eksi 8 bölü 3 olur. Eksi 2 yazarsak 4 bölü 2 eksi 4 bölü 2 gelir. Eksi 2 yazarsam da artı 4 gelir. Burası da. Şimdi bu birinci integral. Artı diyorum. Şimdi şu ikinci integrali yapalım. 1 dersek buraya, 1 yazarsak eksi 1 bölü 3. 1 yazarsak artı 1 bölü 2. 1 yazarsak artı 2. Eksi diyorum. Şimdi bir de eksi 1 yazıyorum arkadaşlar hemen x gördüğüm yere. Eksi 1 yazarsam eksi 1 bölü 3. Başında da eksi var. Artı 1 bölü 3. Eksi 1 yazdım. Artı 1 bölü 2. Eksi 1 yazdım. Eksi 2 geldi. İşte bu döndü soru rasyonel sayı sorusuna. Hadi şimdi şu eksileri de bir içeriye dağıtalım mı arkadaşlarım? Eksiler de dağılsın, daha güzel toplayalım. Şimdi şurası eksi 1 bölü 3. Kalemin ucuna tüküreyim. Aa pardon, terbiyenizi bozdum. Çok özür dilerim. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 2. Artı 2. Eksiyi de içeriye dağıtıyorum. Artı 8 bölü 3. Artı 4 bölü 2 yani 2. Eksi 4. Eksi 1 bölü 3. Artı 1 bölü 2. Artı 2. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 2. Artı 2 geldi. Şimdi şu 2 ile şu 2'nin toplamı 4. Bu 4'ü götürdü. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 3. Eksi 3 bölü 3 yaptı. Yani eksi 1 yaptı arkadaşlarım. Eksi 1 dursun. Şu 2. Şu 2 ile toplandı. 4 yaptı. Şurada ne var? Eksi 1 bölü 2. Artı 1 bölü 2 var. Bunlar gitti. Şurada da 8 bölü 3 kalmış. Artı 8 bölü 3. Eksi 1 bölü 2 kalmış. Bunları da bir sileyim. Başka da kalan bir şey yok. Şurası 3 bir kere. Eksi 1 ile 4'ün toplamı 3. Şunu bir toparlayalım. 16 eksi 3 bölü 6 da burası geldi. Yani 13 bölü 6. 3 artı 13 bölü 6. 18, 28, 31 bölü 6 çıktı. Sorumuzun cevabı. Dostlar yeter ki yavaş yavaş yapın. Tane tane yapın. Kesinlikle bulacaksınız sonucu arkadaşlarım. Hadi bakalım, bunu da gömdük dostlar. 14 numarayı da hallettik. Aldık şimdi 15 numarayı. Önümüze bakalım neler yapacağız bir görelim. Şimdi integralinin değeri nedir diye bir soru sormuş. Dostum bu integralin değeri, şuradaki integral direkt gidiyor. Şu kalıyor sadece geriye kardeşim. X küp artı 3x kare eksi 1 kalıyor. Sınırlarınızda eksi 1'den 3'e kadar. Şimdi 3 yazalım. 3'ün küpü 27. 3 yazalım. 3'ün karesi 9 artı 3 daha 27. Eksi 1 olur. Eksi. Eksi 1 yazalım. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. 3 ile çarptım. Artı 3. Eksi 1 var bir de burada. 27, 27 daha 54. 1 çıktı. 53 geldi. Eksi. Şurası neydi? Eksi 1 miydi bu sonuncusu? Eksi 1. Eksi 2. 1. Başında da eksi var. Eksi 1. 53'ten de 1 çıktı. 52 geldi sorumuzun cevabı. Geldik 2 numaraya. Dostum bu d bölü dx dediği için burası... bu x'e bağlı olmayan bir gerçel sayı çıkacak buradan ve gerçel sayının sonucu da türevi de kesinlikle sıfır olduğu için şurası bakın komple bir sayı çıkacak değil mi arkadaşlarım? 5 ile 1 var burada. Hani aldın diyelim integrali, atıyorum 5x kare eksi 3x artı 8x artı 5 bilmem ne, bir sürü upuzun bir şey çıktı diyelim, atalım. Sen 5 yazacaksın bir sayı, 1 yazacaksın başka bir sayı. Ve sonuç bir sayı çıkacak arkadaşlarım. Bir tam sayı, bir rasyonel sayı, bir reel sayı çıkacak sonuç. Sonra da diyor ki bu reel sayının da diyor türevini al. Türevini aldığın zaman ne gelecek reel sayının türevi? Sıfır çıkacak. O yüzden direkt biz ne dedik? İntegralli bir ifadenin 5 ile 1 ya bu altla üst sınırını da tam sayı olarak vermişse, sen buranın integralini aldığında bir tam sayı ya da bir reel sayı çıkar. Reel sayının da türevini al diyor, sonuç sıfır çıkar. Şimdi geldik buna. Bu ne diyormuş kardeş? D'yi gördüğüm zaman neydi bu işlemin sonucu?
Evet, video yine durmuş arkadaşlar. Nerede durdu bilmiyorum ama ne dedik burada şimdi? D'yi görünce direkt sinüs x'ti bu işlemin sonucu. Ve bir üst sınır pi bölü 3. Pi bölü 3 60 derece. Pi bölü 6 da 30 derece demektir. Yani bir sinüs 60'ı bulacaksın. Eksi sinüs 30 diyeceksin. Sinüs 60 kök 3 bölü 2. Sinüs 30 1 bölü 2. Demek ki kök 3 eksi 1 bölü 2 geliyor. Yani Adana şıkkı doğru cevaptır dedim. Geldim buna. Şimdi bu ne demekti dostlarım? Direkt içindeki ifade. Yani f'in tersinde x demektir. Ve o da sınırları yazalım. 2 ile eksi 1 aralığında. Şimdi f'in tersini bulalım. Şunlar yer değiştiriyordu dostlarım. Hem de işaret değiştiriyordu. Eksi 2x artı 3 bölü x eksi 1 oluyor. Şuradaki 1 ile şuradaki 2 yer değiştiriyordu ve işaret değiştiriyordu dostlarım. İşte böyle bir şey çıktı. Şimdi bir 2 yazalım burada o zaman x gördüğümüz yere. Bu f'in tersi bu arada. Bunda da eksi 1 ile 2 yazın diyor. Şimdi 2 yazarsak eksi 4. 3 daha eksi 1, 2 yazmıştım bölü 1. Eksi 1 yazıyorum şimdi. Eksi 1 yazarsam 2, 3 daha 5. Eksi 1 yazarsam eksi 2. Eksi 2'nin eksisini şuraya verelim artı 2 olsun. Şurası da 2 bölü 2 olsun. Topladım 3 bölü 2 mi geldi dostlar cevabımız? Cevap Denizli'den çıktı dostlar. Evet, 15'te tamam geldik 16'ya. Dönüşüm yaptıracak bize arkadaşlarım. Kendisi söylüyor zaten şuna U deyin diyor. Peki biz buna U dediğimiz takdirde. Şimdi önce sınırları bulalım. Eksi 1'den 2'ye ya. U'nun sınırları ne oluyor onu bulalım. 2 yazdığımızda 4, 1 daha 5 oluyor bir kere. 5. Eksi 1 yazdığımızda 1, 1 daha 2 oluyor. Bir kere sınırlarımız 2'den 5'e olacak. Bu değil, bu değil. Şu üçünden biri. Sonra x kare artı 1 yerine u yazacağız. Yani şurası bir kere u olacak. Bölü u var bir kere dostlarım. Hadi şuranın da türevini alalım. 2x dx eşittir du geldi. Demek ki 2x dx yerine du yazın diyor. Peki ben 4x dx yerine ne yazacağım? Hadi gelin burada her iki tarafı 2 ile çarpalım. 4x dx olur. 2 du olur. Demek ki şuraya ben 2 du yazacakmışım dostlar. 2 du bölü u oldu. 2 du bölü u. Yani hangi şıkkımız? Ceyhan şıkkımız doğru cevap geldi. Şuna bakalım. Şimdi yine ilk önce sınırları bulalım. 4 yazarsam t 2 çıkar. Yani integralinde üst sınır 2 olur. 1'i yerine yazarsam t 1 çıkar. Alt sınırımda 1 oldu. 1 ile 2 aralığında olacak. Bu değil. Bu değil. Şimdi t yerine kök x yazın diyor. Ya da kök x yerine t yazın diyor. O zaman şöyle olur. T artı 1 bölü t artı 2 olur. Peki ben bir de buradan her iki tarafın türevini alırsam dt eşittir 1 bölü 2 kök x oldu arkadaşlarım. Hatta kök x yerine ne yazıyordum? T yazıyordum. O zaman şöyle oldu. dt 1 bölü 2 t oldu arkadaşlar. Demek ki hatta t şuraya da dx'i de yazalım tabii unutmayalım onu. 1 bölü 2 t. 2t dx de burada. 2t'yi de buraya atalım. 2t dt eşittir dx oldu. Demek ki dx yerine de 2t dt yazacakmışız. İşte integralimizin yeni hali bu oldu. Yani 2t var. T artı 1 var. 2t t artı 1 bölü t artı 2'ye cevabım Edirne'den geldi. Şuna bakalım. İlk önce yine sınırlarımızı yazalım. X yerine 9 yazarsak u 3 gelir. Üst sınırımız 3 oldu. 4 yazarsak alt sınırımız da 2 oldu. 2 ile 3 aralığında olacak. Şu değil, şu değil. Şimdi kök x yerine de u yazın diyor. Hemen yazalım. Ln u bölü u. İntegralini alalım, türevini alalım her iki tarafın. 1 bölü 2 kök x eşittir du. Kök x yerine de u yazıyorduk. Şurası u olsun. 2 u'yu da buraya çarpı atalım. dx eşittir 2 u du oldu. Demek ki dx yerine de 2 u du yazdım.
Demek ki şöyle oldu. 2'den 3'e olacak. Tamam. 2u ln u, 2u ln u bölü u olacak arkadaşlarım. 2u ln u bölü u. Şöyle bakalım bir. 2, u'ları da sadeleştirebiliyorum tabi burada. 2 ln u kaldı. Evet, Denizli şıkkımız doğru cevap geldi. Şuna bakıyoruz. Yine ilk önce x yerine pi yazalım. Pi yazarsam 2 pi eksi pi'den pi bölü 2. Bir kere üst sınır pi bölü 2 olacak. Hep söyle. X yerine pi bölü 2 yazarsam pi bölü 2 eksi pi bölü 2'den 0. Alt sınır 0 olacak. Yine hep söyle. Tamam, sınırlardan bir şey eleyemedik. Şimdi gelelim. Şu pi bölü 2'yi bu tarafa atarsam dostlarım. T artı pi bölü 2 eşittir x. Her iki tarafın türevini alalım. Dt, pi bölü 2'nin türevi 0'dır sabit sayı olduğu için. Eşittir dx. Demek ki x gördüğüm yere t artı pi bölü 2 yazacağım ben şimdi dostlar. X gördüğümüz yere t artı pi bölü 2 yazalım. Şöyle oldu. Sinüs t artı pi bölü 2 artı tanjant t artı pi bölü 2 oldu. Dx yerine de dt yazıyordum. Dt'yi de yazdım. Tamamdır artık. Şimdi yeni integralimiz bu oldu dostlar. Peki pi bölü 2 dediği zaman ne yapıyordu? Trigonometriyi hatırlayın. İsim değiştiriyordu bir kere. Sinüs yerine kosinüs t gelecek. Kosinüs t oldu. Bir de bölgesini kontrol edelim. Pi bölü 2'ye t'yi eklerseniz şu bölgeye denk düşer dostlarım. Ve bu bölgede de sinüslerimiz pozitif olduğu için bu da pozitif çıktı. Artı kosinüs t. Trigonometri kısmını hızlı hızlı yapıyorum arkadaşlar. Daha önceki videolardan izlediyseniz iyi bilirsiniz burayı. Kosinüs t. Şimdi geldik şuraya. Pi bölü 2 olduğu için isim değiştirdi. Kotanjant t oldu. Şu bölgeye denk düştü yine. Bu bölgede de bizim tanjantlarımız eksi bölü artıdan eksi olduğu için buraya da eksi geldi. Demek ki cos t eksi kotanjant t. Cos t eksi kotanjant t. Bakın A şıkkında mevcut. Cevabım Adana şıkkı çıktı gobeller. Evet arkadaşlar. Bunun da sonuna geldik. Bunun da köşe taşlarını gömdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gobeller. Kendinize iyi bakın. Hadi kolay gelsin.